Olay Televizyon, benim şehrimin değerli izleyenleri, bu hafta da yine sizler için çok güzel program hazırladık. Biliyorsunuz gezi tutkusu çok güzel bir şey. Her şeyin önünde soğuk havayı dinlemedik. Biz yine kendimizi gezmek için sokaklara attık. Bursa'nın güzelliklerini, özelliklerini hep geziyoruz ama hiç gelmediğimiz bir noktadayız bugün. İzni'ye geldik. Bursa'nın gerçekten en önemli ilçelerinden bir tanesi. Türkiye açısından çok önemli bir merkez. Biz bugüne kadar gelmemiştik ama bugün İznik'teyiz. Tek programa sığacak gibi değil İznik. O kadar güzel ki, tarihi ayrı, doğası ayrı, dünyaca ünlü Çinlilere ayrı. Ama biz bugün güzel bir gezi yapacağız. Bizim de çok güzel bir rehberimiz var, çok sevdiğimiz bir isim var, çok saygıdeğer bir isim var. Onunla birlikte gezi yapacağız. Benim şehrim başlasın, gezimiz başlasın. Bursa'nın en güzel köşelerinden bir tanesi İznik'e geldiğimizi söylemiştim. Sizler için de bir sürprizimiz olduğunu söylemiştim. Bugün İznik'te bizim çok özel bir rehberimiz var. Rehberimiz var diyorum ama kendisi İznik Kaymakamı çok sevgili Ali Hamza Pehlivan. Bugün sağ olsun bizi kırmadınız, bize eşlik ettiniz çünkü çok güzel bir yerdeyiz, değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle size ve ekibinize ve Olay TV'ye teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Evet, İznik gerçekten hem ülkemiz için hem de dünya için çok özel, çok nadide köşelerden birisi. Bunu geldiğinizde yakınen, hele ki içinde de yaşadığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla bugün sizleri burada görmek de bizim için bir mutluluk. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz hassasiyet çok güzel. Çünkü İznik gibi güzel bir yeri en iyi ağızdan öğrenelim dediğimizde tabii ki dediniz, bizi kırmadınız ama önce biz sizi tanıyalım mı? Siz çok sevilen bir kaymakamsınız. Gittiğiniz her yerden de duyumları da alıyoruz, öğreniyoruz da. Hala geldiğiniz ilçelerden bile çok güzel mesajlarınız olduğunu biliyorum. Bir tanıyalım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Ben Rize doğumluyum. 17. yıldır mülki idare amiri olarak çalışıyorum. Tabii Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra sınav sonrası bu mesleğe başlamış oldum. Ve Anadolu'muzun gerçekten çok değişik il ve ilçelerinde görev yapma şerefine nail olduk. Evet. Öyle diyeyim. Öncelikle Türkiye'mize, güzel Türkiye'mize hizmet etmek bir ayrıcalık, bir onur, bir şeref vesilesi. Sağ olsunlar, gittiğimiz her yerde Anadolu'muzun insanı misafirperver. Evet. O dediğiniz güzel duygu ve düşünceler onların kendi yüreklerindeki güzellikleri aslında yansıtıyor. Dolayısıyla bizler de kamu görevlisi olarak, mülkidar amir olarak yurdumuzun bu değişik coğrafyalarına gidip gerçekten memleketine, vatanına, milletine bağlı, insanı seven, insana değer veren hemşerilerimize, vatandaşlarımıza birlikte olmak inanın bizi de çok mutlu ediyor. Yani sevgimiz de saygımız da karşılıklı. Sevgili kaymakamım, neredeyiz? İznik Müzesi'ndeyiz. Şu anda İznik Müzesi'ndeyiz. Aslında burası kapalı. Evet. Birkaç yıldır kapalı. Ama kapalı olmasının sebebi bir restorasyon çalışmasından kaynaklı. Evet, biz bunları biraz merak ediyoruz. Çünkü kentin müzeleri diye bir program daha yapıyoruz. Evet. Sağ olun, siz onlar için de bize özel izin verdiniz ama uzunca bir süredir kapalı olduğu için insanlar çok gelemediğinden ya kapalı gidemiyoruz neden diye bunu aydınlattığınızda iyi olacak bizim için. Evet, şöyle izah edeyim. Şu anda önünde durmuş olduğumuz yapı Nilüfer Hatun İmarathanesi. 1388 yılında 1. Murat tarafından yapılmış. Annesi Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun adına yapılmış. Bu kısa tarihi böyle. Tabii son yıllara müze olarak hizmet ederken elbette ki binanın bazı imalatların eskimesinden ötürü 2013 yılında restorasyon kapsamına alınmış. Aynı zamanda idari binalar da bitişiğinde olduğu için komple bir proje. Ve eserler de giderek arttığı ki burası gerçekten bir arkeoloji alanı, bir açık müze aslında ilçe başlı başına. Artıyor her değil günde, mi gün geçtikçe? Tabii her gün yeni eserler şu anda 4-5 noktada kazılarımız devam ediyor. Bu kazıların devam etmesi demek yeni eserlerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla yeni bir bina da yapalım düşüncesiyle yola çıkılmış. Biraz sonra size göstereceğimiz alan, tabii sondaj kazıları sonunda orada bir şehir çıkınca projenin revize edilmesi gerekmiş. Şu anda revize çalışmaları da bitti. Ocak ayındaki kurula girecek. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, daha doğrusu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na Bursa'da girecek.
Ondan sonra da tahmin ediyoruz ki önümüzdeki ayın başında oradaki çalışmada başlayıp bu sene içerisinde tekrar hizmete açmayı planlıyoruz. Kısa süre içerisinde hayata geçecek diye, evet, biz de üzerinde çalışıyoruz. Sayın Kaymakamım, ben oğlunu çok merak ettim. Çok güzel de anlatıyorsunuz. Oraya doğru geçelim. Buyurun, mi? Beraber geçelim. Buyurun. Çok güzel kazı alanı. Gerçekten etkileyici. Biraz kısaca öğrenelim mi? Şimdi az önce bahsetmiş olduğum müzeyle ilgili çalışma, projelendirme çalışması sırasında tabii alan bu. Alan planlanmış. Tabii sondaj kazı yapmak gerekiyor. Sondaj kazı yapınca da bu şehir ortaya çıkmış. 1900 yıllık bir şehir. 1900 yıllık. Evet, yani tahmini arkadaşlarımızın öyle. Öyle olunca projeyi revize etme gereği ortaya çıkmış. Evet, yani bu sürenin uzaması da bundan kaynaklanmış. Nitekim kazı ekibinde bulunan arkeolog arkadaşımız da Mehmet Bey de burada. O detaylarını arzu ederseniz, evet, size anlatır. Şimdi buraya uygun bir proje bitti, kurula girecek. Ondan sonra hem idari kısımlarıyla hem seksiyonlarıyla, yani teşhir burada olacak. Hı hı. Ama bu yapıda izlenebilecek. Çok güzel. Yani bu arkeolojik yapıda o proje içerisinde izlenebilecek. Bizim en büyük arzumuz şu 800-700 yıllık yapının gölgede kalmamasıydı. Evet. Onu da çok şükür müellifi üzerinde çalıştı ve o yapıyı da gölgede bırakmayacak uyumlu bir çalışma ve proje hayata geçmiş olacak bu çok sene içerisinde. Güzel. Sizi biraz tanıyalım mı önce? Merhaba, hoş geldiniz hoş öncelikle. Olarak. Adım Mehmet Hasan Bozkurt. Arkeolog olarak 4 yıldır İznik'te görev yapmaktayım. Çok güzel. Şimdi ciddi anlamda etkileyici bir yerdeyiz. Bir tarafta imaret var orada. Evet. Bir tarafta yeni bir şehir kalıntısı çıkıyor. Evet. 1900 yıllık. Oldukça etkilenmiş durumdayım. Evet. Ben her tarafım tarih. Öyle. Zaten İznik öyle. Evet. Murat'la ilgili, yeni kazılarla ilgili bilgi alalım mı? Şimdi Sayın Kaymakamım da az önce özetle bahsettiği gibi kent komple bir sit alanına oturduğu için burada herhangi bir inşaat faaliyeti yapmadan önce sondaj kazısı yasayla sabit. Dolayısıyla bu bir kamu kurumu da olsa, biz burada bir eski idari bina vardı, yıktık. Akabinde işte lokal sondaj alanlarıyla aşağıda kültür tabakası var mı yok mu onu bulmak istedik. Nitekim gördüğünüz gibi halihazır koddan zaten hemen 50-60 santim aşağıda artık kültür tabakası gelmeye başladı. Çok ilginç, evet, çok yakın. Yani ben, evet, çok derin bir şey göreceğiz diye bekledim ama çok yakın zeminden. Evet. Şimdi ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi bu yapı 700 yıllık. Ondan hemen hemen 70-80 santim altında bir alt kültür devresinin, evet, kültür elemanları gelecek. Dolayısıyla aslında o yapıdan 30 santim zaten alt kota indik, matematik olarak neredeyse 1000 yıl geriye gitmiş, evet, oluyoruz. Evet, evet, evet. Az önce Sayın Kaymakamım 1900 yıl dedi. Ben, evet, geçenlerde Milas'taydım. Evet. Bodrum Müze Müdürlüğü'nde işte bir gezi sırasında orada bir kasnaklı kuyu diye bir kuyudan, evet, bahsediliyor. Ona baktım, bizim burada da aynısından var. O kasnaklı kuyu İsa'dan önce 3. yüzyıldan kalmak. Oo. Belki de burada biz 1900 yıl, buranın tarihini bir 300-400 yıl daha erkene çekebiliriz. O işliklerin hepsindeki atık tahliye su, kanalizasyona, temiz su hattına değmeden, dokunmadan aktarılıyor. Dolayısıyla burası iyi planlanmış bir alan. Kanalizasyondan öbür tarafa doğru devam edince hamam kütlesi var. Hamamla alakalı bütün yapı elemanları da çok net okunmakta. Tabii İznik her tarafı tarih. Bu da o tarihin üstüne ek ilave yeni bir kültür. Şehir çok etkileyiciydi ama müze bahçesi de çok güzel. Ben şunu merak ediyorum. İznik'e ilk geldiğinizde siz ne hissettiniz? İznik çünkü dünyaca meşhur bir yer. Şöyle söyleyeyim, tabii pek çok insan gibi ben de İznik'i tarih kitaplarında, okul yıllarında olsun, sonrasında olsun okumuştum. Belli genel bilgilerim vardı. Evet. Ama geldiğimde inanın şunu hissettim. Böyle pek çok medeniyete sahip, ev sahipliği yapmış bir yerde böyle kendimi adeta bir açık hava müzesinde hissettim. Değil mi? Çünkü bir tarafında kafanızı çeviriyorsunuz, bir türkü İslam eserlerini görüyorsunuz. Kafanızı diğer tarafa çeviriyorsunuz, antik bir eser. Kazılarda bakıyorsunuz, sayısız eserler çıkıyor.
Dolayısıyla böyle tarihte yolculuk gibi bir şey İznik'te olmak. Çok gezilecek yer var. İlk geldiğimizde ne yapmalıyız İznik'te? Önce bir tarih dokusunun keşfedilmesi mümkün olduğunca ki buraya en az 1-2 günün ayrılması sırf konu için bile gerekir. Bir yandan işte şu anda müze, diğer yandan işte Yeşil Cami gibi, Ayasofya gibi, Mahmut Çelebi gibi ayakta olan, hala ziyaret edilebilen eserlerin bir kere keşfedilmesi. Evet. Ki bunlar sur içinde yapılar. Surlar başlı başına zaten 5 kilometre yaklaşık ve hala ayakta. Nadir dünyada ayakta olan surlardan. Bu tarihi eserlerden başlanabilir. Tabii İznik'in sadece tarihi dokusu değil, doğal dokusu da çok güzel. Evet. Yani İznik Gölü başlı başına bir varlık. O da zaten şu anda dünya mirası olma yolunda ilerliyor. Çok Nitekim güzel. Bu vesileyle onu da bahsetmek isterim. İznik aynı zamanda UNESCO kültür mirası adayı bir ilçe. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Bursa Alan Başkanlığı da kuruldu. Onun çalışmalarını bir yandan takip ediyoruz. Zaten Bursa'da farklı alanlar var. Dünya tabii, mirası tabii, ilan yani edilmiş o konuda tecrübeli var. Bir il Bursa. Büyükşehir'in de o konuda geçmişteki çalışmalarını buraya da yansıtacak. Yakın zaten diyalog içerisindeyiz. Hem Kültür Bakanlığımız hem Valimiz Büyükşehir. Göl bu anlamda da o başlıklardan birisini zaten teşkil ediyor. Bir tarafa bakıyorsunuz doğa. Yani burası şu anda işte 85 rakımdayız. Ama bir 20 dakika yolculuk yapalım. 1,5 metre kar, belki 2 metre yakın karın olduğu yerler de var. Evet. Bahar aylarında çok güzel kanyonlarımız gezi için müsait oluyor. Evet, yürüyüş için bunlar yani, yürüyüşçülere evet, çok uygun değil mi? Burada yani bu vesileyle dile getirmek isterim. Kültür, tarih evet bunlar var. Ama doğayla iç içe bir gün geçirmek isterseniz de Sansara Kanyonu, Tacir Kanyonu gibi iki güzel kanyonumuz var. Evet. Gölden çıkan bir yayın balığını da tabii onu da tavsiye ediyoruz. Onun tadılmasını da tavsiye ediyoruz. Bir tarafımız da alabildiğine gördüğünüz işte zeytin. Tabii bu bölge için çok önemli bir ürün. İznik'in her tarafı cennet diyoruz o zaman. Öyle. Yalnız bu arada o kadar güzel yerler söylediniz ki tabii ki bizi böyle tek programa sığamayacağız. Biz İznik'e sanıyorum 3-4 kez geleceğiz. İnşallah bekleriz. Ama çok merak ettiğim yerler var. Mesela Yeşil Cami dediniz, evet. Çinili Cami dediniz. Evet, ben evet, onu çok evet. merak ediyorum. O tarafa doğru bir gidelim buyurun, mi? Buyurun. Tamam, buyurun. Gidelim. Yeşil Cami'ye geldik. Yeşil Cami'deyiz. Burası 4 ayrı medeniyete başkentlik yapmış. Bitinya, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı. 1075'te burası Selçuklu'nun başkenti olmuş ve Anadolu'nun ilk Türk başkenti. Evet. Sonrasında da 1331 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilince burası Osmanlı topraklar haline geliyor ve Osmanlı'ya da başkentlik yapıyor. Arkamızdaki cami geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından restore edildi. Şu anda ibadete de açık. Vatandaşlarımız kullanabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir eser. Ve gördüğünüz gibi üzerinde Çiniler var minaresinde. Evet. Çini başlı başına bir başlık İznik için. Evet. Ve gerçekten özellikle 14. ve 17. yüzyıllar arasında zirvelerde olmuş. Şu anda hala yeniden o eski günlerine bir dönüş için çalışmalar var. Bizim de kaymakamlık ve ilçe belediyemizle birlikte hatta bir merkez kurma üniversitemizi de katarak onların da desteğini alarak Uludağ Üniversitesi'nin valiliğimizin tabii başta olmak üzere o açıdan da üzerinde ta 1300'lü yılların sonunda yapılan çini elbette ki zamanla restore edilmiş, elden geçmiş ama o yılları sembolize ediyor ve çiniyi sembolize ediyor. İznik çinisi hakikaten başlı başına bir özelliği haiz, kendi bileşimi var. Bu cami üzerinde hem çiniyi görmek hem o yılları Osmanlı'nın buraya ilk geliş yıllarını, o yüzyılı anlatması bakımından, sembolize etmesi bakımından da çok önemli. Yani en önemli ziyaret noktalarından birisi burası da. İznik'le ilgili böyle gelmeden önce araştırma yapmak istediğinizde Ayasofya Cami çıkıyor karşımıza. Evet, evet. Az önce sizle gezerken nerelere gidilebilir dediğimizde Ayasofya Cami dediniz. En son oraya bir birlikte gidelim istiyorum kaymakamım. Memnuniyetle. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim.
Ayasofya Camii'ne geldik değil mi Sayın Kaymakam? Evet, burası da gerçekten İznik ilçemizin sembol eserlerinden birisi. Tarihi geçmişi çok eskilere dayanıyor. Evet. Ki burası tabii Hristiyanlık dünyası için de çok önemli bir yapıt. Nitekim burada iki konsül toplanmış. Evet. 4. yüzyılda ve 7. yüzyılda. Tabii onlar da çok kritik kendi inanç açısından kararlar alınmış. Tabii 1331 yılında burası Orhan Gazi tarafından fethedilince burayı camiye çevrilmiş ve uzun yıllar, 6-7 asır hizmet etmiş. Nitekim en son dönemde de 2011 yılında buranın restorasyonu gerçekleştirilince tekrar ibadete açılmış. Şu anda hem içinde ki biraz sonra içinde de gezer görürüz, ibadet yapılabiliyor ama sürekli de açık. Bir öncesi müze iken şu anda çok amaçlı. Yani çok amaçlı, çok ibadet saatleri dışında da ziyaret edilebiliyor. Dolayısıyla bu eser içerisinde hem yaklaşık 2000 yıl önce inşa edilen bu yapının o yıllara ait izlerini de görebiliyorsunuz. Ve son dönem izlerini de görebiliyorsunuz. Burası da gerçekten o anlamda önemli bir yapıt. Çok önemli. İznik'e gelindiğinde görülmesi gereken muhakkak, yerlerden bir tanesi. Muhakkak görülmesi sembol eserlerden birisi. Ayasofya Orhan Camii olarak şu anda hizmet veriyor. Evet. Ve ücretsiz girişleri ücretsiz, de. Çok önemli. Öyle de bir özelliği var. Gerçekten ben tabii geçen yazdan bu zamana olan süreye tanığım. Çok gelip gideni de oluyor. Çok. Yani burası turlar. Hatta bazı gezileri buradan başlatıp burası şehrin mimarisinde de bir orta noktaya yerleştirilmiş. Nitekim buraya geziyi başlatıp diğer işte demin kısmen gördüğümüz eserlere doğru insanlar turlarını yapıyorlar. Evet, Ayasofya Orhan Camisi'nin içerisindeyiz. Oldukça etkileyici bir yer. İnanılmaz yüksek tavanlar var. Sayın Kaymakamım, burayı işte burada anlatalım. Çok önemli burası değil mi? Gerçekten öyle. Tabii yapılışı milattan sonra 1. yüzyıla kadar uzanıyor. Oh. Elbette ki sonraki yıllarda çeşitli restorasyonlar da görmüş. Yıkımlar olmuş, yeniden yapılmış, onarılmış. Ve burada 8. yüzyılda konsül toplantısı gerçekleşmiş. 3. konsül burada çok toplanmış. O açıdan da gerçekten tarihi bir mekan. Tabii az önce bahsettiğim 1331 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilince camiye çevrilmiş. Evet. Sonrasında yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Mimar Sinan'ın da eli dokunmuş buraya. Çok dışarıda güzel. Görmüş olduğumuz minare yine o zaman yapılmış. Sonra burası deprem kuşağında olduğu için tekrar yıkımlar, onarımlar görmüş. Cumhuriyet yıllarında müze olarak hizmet vermiş. Ve müze olarak hizmet verdiğinde üstü açıkmış. Bu görmüş olduğunuz tavan yokmuş. Evet. Daha sonra 2008-2009'da başlatılan restorasyon çalışması, burası aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bir eser. 2011'de tamamlanmış. Tamamlandıktan sonra da ibadete açılmış. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hem ibadet yapılabiliyor hem de işte bu görmüş olduğunuz mekanlar çok rahatlıkla gezilebiliyor. Çok amaçlı bir yapıya kavuşmuş. Yani önceden müze statüsündeyken buraya hatta biletli tabii giriş yapılırken şimdi gördüğünüz gibi vatandaşlarımız buraya gelen misafirler gayet rahat bir şekilde girip bütünleşme çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti gerçekten. Yani biz genelde pozitif bir bu konuda geri dönüşler alıyoruz. Ben en azından geldikten sonra buna şahidim. İnsanlar gelip iki kültürü, iki inancı da bir arada da görme şansını da elde etmiş oluyorlar. Adeta tarihin özetini, 2000 yıllık tarihin bir özetini de burada görüyorlar. Burada çok özel mekanlar da var. Şimdi onun detayını da Mehmet Bey de bahseder. Evet, Mehmet Hocam. Çok orijinal parçalar bunlar gerçekten. Çok güzel ama şu hoşuma gidiyor. Yani biz böyle bir şeyleri alırken Osmanlı döneminde de yok etmeden almışız, birlikte bütünleştirilmiş. Evet, o çok güzel, çok değil önemli, mi? Çok önemli. Yani elbette ki bir medeniyet diğer bir medeniyete el değiştirirken veya devrederken muhakkak ki devralan medeniyet kendi izini, mührünü adeta oraya koyar. Evet. Ama bizim medeniyetimiz yok etmek üzere değil, yaşatmak üzere yola çıkan medeniyet olduğu için onu buradan bile
görebiliyorsunuz. Çok önemli bir tespit. Ekleyerek gitmişiz. Evet, çok ekleyerek. Güzel yani. O konsülün görüşmelerinin yapıldığı yer duruyor. Şimdi öğreneceğiz, çok önemli mozaikler var ama aynı zamanda ibadet de ediliyor. Çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Evet, evet. Gerçekten şimdi... öyle. Bu yapılar işte ta o 1. yüzyılın izlerini taşıyor. Gerçekten önemli kesitler bunlar. Hocam burası nedir? Özel ayrılmış mozaikler var. Aslında bu gördüğümüz bir mozaik. Hı-hı. Ama biz mozaik deyince daha küçük küplerden oluşan, evet, bir şey algılarız. Evet. Bu da bir çeşit mozaik. Daha büyük taşlardan oluşturulmuş. Bu, hı-hı, bir opisektile mozaiği. Yapı dinler tarihinden çok önemli. Bahsetti Kaymakam Bey de. Konsül toplanıyor. Hı-hı. Burada, hı-hı, dinin esasları, hatta mezheplerin net birbiriyle ayrılması gibi çok önemli detaylar buradan. Hatta benim her zaman anlattığım bir hikaye var. İznik olmasa pazar kahvaltısı denen bir keyfimiz olmazdı. Nitekim son konsül toplantısından sonra pazar resmi tatil ilan ediliyor. Aa. Mesela İznik'in dünya tarihine kattığı bir şey daha. Çok önemli. Tekrar buraya dönecek olursak, burası da ilk 1. Haçlı kuşatması, 11. yüzyılda ilk Haçlı kuşatması olduğu esnada Bizans İmparatorluğu Katoliklerden başkenti İstanbul'dan buraya taşıyorlar. Beraberinde başpiskoposluğu da getiriyorlar. O ne için lazım? O olmazsa taç giyemeyecekler ve hanedan devam edemeyecek. Bu alan Laskaristler döneminde, yani 12. yüzyılın hemen başında Bizans İmparatorluğu'nun taç giydiği alan. Rivayet odur ki burada 4 tane Bizans İmparatoru taç giymiş. Kaymakamım, nasıl dehşet içinde etkilenmiş durumdayım. Tabii bura gerçekten, hani ben de ilk gezdiğimde arkadaşlar sağ olsunlar bize de o zaman hem bir yandan kaynakları, evet, okuyoruz. Ondan, evet, sonra hem de kendi gözümüzle gördüğümüzde daha farklı oluyor. Tabii. Yani o anlatılanların mekanında aynı zamanda, tabii, bulunmak, tabii, çok farklı. Bir de o tarihi süreçler gözünüz önünde canlanıyor. Evet. Yani o buranın inşası, ondan sonra burada yaşananlar, sonra işte el değiştirmesi, bizim işte atalarımızın buraya gelip yerleşmesi, buranın camiye dönüştürülmesi ki Orhan Gazi'nin bir fermanı var. Aynen Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da fethettikten sonra okuduğu fermana yakın. Burada işte bu topraklar artık bundan sonra Osmanlı topraklarıdır, Türk topraklarıdır. Ama bizimle birlikte olmak isteyenler buyursun olsunlar, bizimle yola devam etsinler. Tabii özetini söylüyorum. Tabii. Ama kendi inancını, kültürünü yaşamak isteyenler de buyursun yaşasınlar diye böyle de bir açıklaması ve fermanı, evet, da söz konusu. Onun yapıldığı yer de bu nokta aslında. Yani çok burası güzel. Hem tabii o zaman buraya yeni girilmiş, fethedilmiş. Ondan sonra bir ibadethaneye de ihtiyaç var. Burası seçilmiş. Tabii önemli de bir yapı. Evet. Ondan sonra ve sonra ilerleyen yıllarda tabii diğer yapılar, bir kısmını gördüğümüz, hı-hı, yapılar yapılmış ama bu bir şekilde asırlardır ayakta kalmayı başarmış. Etkileyici. İçeride biz biraz daha geziyoruz ama hemen bu tarafa doğru geldik. Şimdi şu alandan kısaca bilgi alalım mı? Hemen. Önce. Yapıya genel hatlarıyla baktığımızda ilk göze çarpan şey 3 koridordan oluşuyor. Bu ana koridor, ana sahan, bu absisli alana açılıyor. Burası, hı, koru alanı. Yani en basit, en anlaşılabilir dilde kutsal sınıfın, rahip sınıfının oturup, hı, işte her ne muhakeme edilecekse burada yaptıkları. O alan bu alan. Şu alan hemen vaftiz için kullanılan alan. Aslında buradan gözükmüyor ama yapının dışında da, evet, bir küçük vaftiz şapeli var. Ve aslında oradan buraya geçiş varmış ama sonra kapatılmış. Yani vaftiz alanı diyelim. Ve Rahip Kutsal Cenah'ın oturduğu alan burası. Şöyle işte az önce bahsettiğimiz konsül toplantıları. Yani Hristiyanlığın 7. İznik'in 2. konsül, evet, toplantısı. Önemli. Siz az önce söylemiştiniz, onları saklıyordum. İznik'in 2. Hristiyanlığın 7. konsülü. Evet. O işte o din alimlerinin oturup mevzuyu artık toparlamaya çalıştığı, evet, alan aslında bu alan. Gene özel ve kıymetli bir alan. Evet, çok çok biz de, evet, dikkat ediyoruz. Hiçbir şeye zarar vermeden gerçekten. Ama Allah'tan Sayın Kaymakam ve sizle birlikte gezdik. Çok güzel bilgileri aldık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Thank you.
Sayın Kaymakamım çok teşekkür ediyorum. En son gezdik makamınıza geldik. Az sonra güzel bir kahve keyfi yapacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz ama bize çok güzel gezi yaptırdınız. Yani gitmediğimiz önemli nokta kalmadı aslında. Çinilerden bahsettik. Keza arkamızda yine çok güzel örneği var. Evet. Ayasofya Camisi'ni gördük. Ayasofya Orhan Camisi'ni, Yeşil'e gittik. Yine önemli, çok önemli İznik Müzesi'ni gezdik ki bize orada çok güzel detayları verdiniz. Neden kapalı olduğunu da güzel öğrendik. Gezilecek çok nokta var. Ama çok güzel bir rehberlikti bu. Çok teşekkür ediyoruz. Çok vakit ayırdınız. Gerçekten çok vaktinizi aldık. Estağfurullah. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Siz de bize vakit ayırmış oldunuz. Hem televizyon olarak hem de programımız olarak. Sizin şahsınıza, bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Bu aslında üçte biri diyelim. Evet. Çünkü İznik'te daha çok gezilecek, görülecek yer var. Biz bir parantez açmış olduk birlikte. Sizin aracılığınızla bütün seyredenlere, sizlere bu programları izleyen herkese davetimizi iletmek isteriz. İznik gerçekten gelinmeye, gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Türkiye'mizin her köşesi birbirinden değerli ve güzel. İznik de nadide bir değer, nadide bir köşe. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, Çinisiyle, biraz önce bahsettiğimiz işte gölüyle, gün batımıyla, her şeyiyle. Gerçekten çok güzel bir yerleşim birimi, tarihe tanıklık etmiş. Tabii böyle bir ilçede görev yapmak da bizlerim için ayrı bir onur vesilesi, gurur vesilesi. Siz aracılığıyla da bu selamımızı herkese ulaştırmak isteriz. Buyursunlar, gelsinler, misafirimiz olsunlar sizin olduğunuz gibi. Bugün kısa bir tur oldu, biz de memnun olduk. Benim şehrimin değerli izleyenleri, çok keyif aldık. Bir kahvenin de 40 yıl hatırı varmış. Biz şimdi o 40 yıllık hatırı bir alalım, ardından gezimize devam edip lezzetle taçlandıralım. Bugün çok güzel, çok keyifli, biraz tarih dolu bir gezinti yaptık. Ardından yolumuzu çevirdik. Bursa'ya giderken Gemlik üzerinden geçmeyi tercih ettik. Çünkü burada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atatepe sosyal tesislerine uğramak istedik. Çok güzel lezzetler var, çok özlediğimiz isimler var. Hemen dönüyorum Resul Usta. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onurlandırdınız, sevindirdiniz. O bize ait, çok keyifliyiz. Yani. Güzel lezzetler var burada, yemeklerimiz var, çok da yoğunsunuz. Evet. Lezzetlere geçelim, ardından o sırada sohbet edelim. Tabii, istiyorum. Hemen, ne yapıyoruz usta? Hemen kokoreç yapacağız. Arkasından kardeş köyücümüz var, arasacak olarak. Hmm, çok güzel. Cızamamız var. Tamam. O taze karidesten kendimiz özenle ayıkladığımız karideslerimiz var. Havalı kokoreçimize başlıyoruz. Şöyle tereyağından başlayabiliriz. Tamam. Bu sırada da ustam, sizi tanıyalım mı bir? Tabii, ben Resul Sarı. 5 senedir burada çalışıyorum. İnce ince doğradığımız biberlerimiz var, onları atıyoruz. Tamam. Kapya biber koyuyoruz. Kapya biberimiz var. Tamam. Yarım kapya ile bir Charleston yeterli gibi görünüyor, hemen, değil mi? Hemen hemen yeterli. Tamam. Şu biraz da ince doğranmış soğanımız var ki yemeğimizin tadını versin. Versin bakalım. Sebzelerimiz yavaş yavaş oynamaya başladılar. Evet. Kıvama gelmeye başladılar. Koku çok güzel geliyor. Biraz daha kendini saldıktan sonra balığımızı koyacağız. Evet, şu anda sebzelerimiz kıvamına geldi. Çok güzel görünüyor. Evet. Hazırlamış olduğumuz balıklarımızı da katıyoruz içerisine. Kokusu çok güzel geldi. Evet, tereyağlı balık çok yakıştı. Tuzumuzu atıyoruz hafiften. Evet. Çok atmamak şartıyla. Evet. Arkasına kendi hazırladığımız baharatımızı katıyoruz. Tamam. Evet, şu anda balık kokoreçimiz hazır. Tamam. Çok ağırlı ateşte 4-5 sefer çevirmek yeterli oldu. Evet. Gayet güzel oldu. Baharat üzerine son koyduğumuz çok güzel kokusu geldi. Balık kokorecimizi yaptık. Resul ustamız yaptı. Ustam çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet Şimdi olsun. Hazırlığımızı yapalım. İkinci yemeğe geçelim. Şu anda kardeş köyecimize başladık. Yağımızı da koyuyoruz. İkinci yemeğimize başladık. Karides güveç yapıyoruz. Yağımız eriyor. Yağımız eriyor. Hemen arkasından biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimizi atıyoruz.
Tamam. Tabii onlar bir yandan da kavrulmaya başlamasın. Tamam. Arkasından yine soğanımız var. Soğanları atıyoruz. Tabii yemeğin olmazsa olmazı. Çok yakışıyor gerçekten. Tabii. Kiremitler de çok hoş oluyor. Kapyoplarımızı da koyalım. İnce ince doğramış olduğumuz mantarlarımız var. Mantarlar, tabii. Konserve mantar tabii, kullanıyoruz. Tabii konserve, hazır kültür mantarı da kullanılabilir. Kullanılabilir. Sebzelerimiz kıvama gelmeye başladı. Evet, çok güzeller. Domateslerimiz doğramış olduğumuz. Tamam. Onları da katıyoruz. Soyulmuş, doğranmış tabii. Domates var. Tabii. Kırmızı toz biber. Tamam. Ki yemeğimize renk versin. Evet. Salça koyduğumuz zaman ekşimtili bir tat veriyor. Yemeğimizin tadını bozabiliyor yani. Arkasından kendi hazırladığımız baharatlarımızı koyuyoruz. Tamam. Kekik de yakışacak buna. Tabii. Karidesimiz de 100-150 gram porsiyona 200 grama kadar koyabiliriz. Evet. Tabii bizim kendi işimize kalmış. Evet, kardeş güvecimiz de hazır. Şöyle hazır. Tamam, kiremitimizi aldık hocam. Evet, kiremitimizi koyduk. Şöyle bol karidesli tarafından koyalım ki. Evet. Ayrıcalıklı bir porsiyon oldu. Tabii size özel. Teşekkür ederim. Üzerimize kaşarımızı da koyalım. Evet, olmazsa olmazı kaşarı. Şimdi bu eriyecek. Tabii. Hafif eriyince servis edilecek. Aynen öyle. Arzu eden bu aşamada fırına da koyabilir. Tabii. Güvecimiz de hazır. Tamam. Afiyet şeker olsun. Çok güzel oldu. Sen şimdi masada bizim için cızlama da ikram edeceksin. Tabii cızlamamız var, tatlılarımız var. Kabak tatlımız, Kemal Paşa'mız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz cızlamanın ayrıntılı tarifi için daha sonra tekrar geleceğiz. Tamam. Barakta balık olduğunu biliyorum. Tabii. Ben şimdi lezzetleri alıyorum, masaya doğru geçiyorum. Diğerlerini de masada görelim Serdar Bey'le sohbetimizde. Tabii efendim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Her zaman bekleriz yani. Sağ olun. Şimdi salona doğru geçiyorum lezzetlerle birlikte. Serdar Bey'le güzel bir sohbet bizi bekliyor. Benim şehrim değerli izleyenleri, bugün İznik'te çok güzel bir gezi yaptık. Sevgili kaymakamımız Ali Hamza Pehlivan bize çok güzel eşlik ettiler. Buradan da tekrar teşekkür ediyoruz. Ardından geçtik. Çok güzel lezzetler var. Resul Usta'mız bize çok güzel lezzetler hazırladı. Çok güzel masamız var ve çok sevdiğimiz bir ev sahibimiz var. Uzun süredir kendisini görmüyorduk, özlemiştik. Sevgili Serdar Türkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. İyiyiz, sizi gördük daha iyiyiz. Biz de sizi gördük daha iyi olduk. Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatürk'e sosyal tesislerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine ustamız coşturmuş, ara sıcaklarımızı yaptırmış. Sizlere de biraz da tavsiyelerde bulunmuşsunuz diye düşünüyorum. Evet. Bahsedelim isterseniz birazcık. Bahsedelim ama ondan önce sizden bir bahsedelim. Biz sizi çok iyi tanıyoruz. Evet. Devamlı izleyenlerimiz tanıyor ama ilk kez izleyenler için bir Serdar Bey kimdir? Meslektensiniz bunları biliyoruz ama biraz bahsedelim. Ben Serdar Türkan. 9 senedir Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesislerinde görev yapmaktayım. Evet. Keyifli, çok güzel, çalışmaktan da çok memnun olduğumuz bir sektör. İnsanları mutlu etmek, güzel tatlar sunmak bizim işimizi, hevesimizi daha çok çalışmamızı azmettiriyor. Öyle işte yapacak bir şey yok. İş sezonuna girdik, biraz işlerimiz düştü ama daha keyifli. Şimdi farklı işlerimiz var, personelimiz izinle çıkıyorlar. Derken böyle devam edip gidiyor. Siz seviyorsunuz bu sektörü. Evet. Sadece restoran ön kısmında değil, arkada da çok ilgilisiniz. Aynen öyle. Her yerinde olmaya çalışıyorum tesisin, mutfağında, deposunda, servis alanında. Zevk alıyorum, çalışıyorum. Sağolsunlar yardımcı oluyorlar arkadaşlar da. Vallahi çok güzel, oldukça da keyifli bir tesis zaten. Sosyal tesislerin en güzel manzaralarından bir tanesine sahipsiniz. Manzarası en güzel olanlardan bir tanesi, evet doğrudur. Bursa'da böyle bir manzara yok. Yani çok güzel bir yerde, konum olarak çok güzel bir yerde, modern bir tesis olması da çok şey yapıyor. Zaten geniş alanımız da var. Evet, çok geniş değil çok mi? Çok misafirimizi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Restoranımızda 700 kişiye kadar aynı anda hizmet veriyoruz. Kafeteryamızda yine hemen hemen 500 kişilik bir kapasitemiz var.
aynı anda hizmet verebiliyoruz. Çok. O yüzden de donanımlıyız. Güzel. Personel olarak da donanımlıyız. Teknik olarak da donanımlıyız. Evet. Allah'a şükürler olsun, müşterimiz de var, çalışıyoruz. Çok güzel, müşterilerimizden bahsetmişken şimdi oldukça hareketli bir noktadasınız. Siz sadece Bursa'dan misafirler ağırlamıyorsunuz değil mi Serdar Tabii, Bey? Tabii, kesinlikle. Bizim biliyorsunuz İstanbul yol güzergahında Yalova yolumuzun üzerinde olduğumuz için çok da yol müşterimiz var. Yoldan geçen misafirlerimiz bizi tercih ediyorlar. Yine serbest bölgemiz var. Yabancı misafirlerimiz, çok serbest bölgeye gelen ziyaretçilerimiz yine bizi tercih ediyorlar. Yine onlara da hizmet veriyoruz. Evet. Onlar da çok memnunlar bizden. Biz de onlardan çok memnunuz. Bursalı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız da gerçekten bizi çok çok tercih ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Herkes de çok keyifli geliyor çünkü çok güzel lezzetler var. Gemliğe gelmişken, o iyot kokusunu almışken insanlar deniz ürünü tatmak istiyorlar. Aynen. En güzel lezzetler de var burada. Biraz menümüzden bahsedelim mi? Menümüz biliyorsunuz balık ağırlıklı bir menümüz ama et çeşitlerimiz de var. Balık tercih etmeyecek misafirlerimize et ızgara çeşitlerimiz de sunuyoruz günlük olarak menümüzde. Ama asıl işimiz, ihtisasımız yine balık üzerine yapıyoruz. Dediğiniz gibi deniz iyotun kokusunu, manzarasını alıp da balık yememek olur mu? Balığın her çeşidini yapıyoruz. Mevsimine göre çıkan her balığın kendi uygun olan şeyi var. Kimi balık fırında, kimi balık ızgarada, kimi balık tavadadır. Ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Misafirlerimizin özel isteklerini de yerine getirebiliyoruz. Onun haricinde yine ara sıcaklarımız bugün iyi yaptırmışsınız. Kardeş cizlamamız var, meşhur kokoreçimiz var ki gerçekten ilk defa adamlar gelip tekrar tekrar bunu tatmak için geliyorlar. Evet. Kardeş güvecimiz var, kalamarımız var, deniz mahsulleri, böreğimiz var. Burada olmayan birçok da ara sıcak çeşitimiz var. Menü çok geniş. Çok geniş bir menümüz var. Mezelerimiz yine var. Tatlılarımız, salatalarımız, çeşitli salatalarımız Şimdi var. Şimdi tatlılara geçmeden önce tatlılar ayrı bir boyut. Aynen çok. Onu ayrı koyuyorum. balıklardan şöyle bir şey dediniz mevsimine göre diye. Tabii. Bu çok önemli. Tabii. Her sezon her şeyi vereceğiz diye siz öyle bir şey girmiyorsunuz. Yok, bizde her çeşit her sezon biliyorsunuz çupra levreğimiz var. Tabii. Her zaman hizmet verdiğimiz ama hamsiyi yazın veremiyoruz. Yani Tabii. Mevsim olmadan denizden çıkmadan veremiyoruz. Yakışın daha lezzetli. Yazın Tabii. olsa bile çok az geliyor. Evet. Yine. Ama kışın daha lezzetli. Kasım ayından sonra derler balığın kulağına kar suyu kaçmadan yenmez derler. Evet. Dediğimiz gibi her balığın ayrı aylarda mevsimi var. Tabii onun havyar bırakma Tabii. zamanları lezzetleri olmuyor. Havyar sahada ona göre oluyor. Geldikçe bütün çeşitlerden almaya çalışıyoruz ve bütün çeşitlerden misafirlerimize ikram etmeye özen gösteriyoruz. Çok güzel. Hepsi de çok beğeniliyor biliyorum ama bir yandan da tabii restoran çok büyük. Şimdi bakıyorum her taraf böyle. Burada organizasyon yapıyor musunuz? Yok, yapmıyoruz. Yani dediğiniz düğün, nişan organizasyonları gibi. Sadece yemeklerini verebiliyoruz burada. Onun haricinde bir organizasyonumuz yok. Bu mutfağın en güzel lezzetlerine doğru geçiyorum. Evet. Çok güzel lezzetler ve tatlılar çok güzel. Aynen. Geniş bir tatlı menüsü var. Sık sık yenileniyor, bunun farkındayım. Aynen. Arge çalışmalarımız devam ediyor biliyorsunuz. Bu faş Arge çalışmalarımız var. Mutfakta yeni bir tat bulabilirsek veya var olan tatlının en zirvesini, en güzel lezzetini sürekli çalışmalarımız var. Suflemizden kabak tatlımıza, sütlaçımızdan işte peynir tatlısına kadar çok çeşitli bir yelpazede. Ayva tatlımız var, fırın elmamız var. Tabii. Meşhur. Burada birkaç tanesi aynen, var. Burada olmayan çok çeşidimiz de var. Ve sürekli kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz bu arada. Arge çalışmaları yaparak. Yine Arge çalışmaları yaparak ara sıcaklar deniyoruz. Evet. Yeni tatlar Bursalılara, müşterilerimize, misafirlerimize sunmak için uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. O konuda da çalışıyoruz. Yine çalışıyoruz. Aynen çalışıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çok güzel. O keyfiniz de yansıyor. Zaten çok da yoğunsunuz. Koşturuyorsunuz. İnşallah tesis çok güzel gidiyor. Daha da güzel olsun i̇nşallah, diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum size. Biz de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Biz sohbetimize devam edeceğiz. Lezzetler, çalışmalar nasılmış öğreneceğiz. Bunun da devamı gelecek. Tabii ki tekrar geleceğiz ama gelecek haftanın şimdiden sözünü verelim. Gelecek hafta yeni lezzetlerle, sohbetlerle, gezi rotalarıyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.